sterlinin değer kaybetmesi birçokları için Londra'ya gitme fırsatı anlamına geliyor. Burası çok ucuz. Bu harika. Brexit sayesinde yabancı turist sayısı %18 arttı. Otellerin, hava yollarının ve Londra'daki turistik merkezlerin satışları tırmanışa geçti. Çoğunluğu Asyalı olan yabancı turistleri Avrupa'daki terör korkusu bile caydırmıyor. Terör tehlikesinin farkındayız ama sterlin şu an o kadar düşük ki Londra'ya gitmenin tam zamanı. Sterlin çok düşük olduğu için bizim seyahat etmemiz ve alışveriş yapmamız kolaylaşıyor. Buraya gelmek için doğru zaman. Brexit sonrası piyasalardaki dalgalanma sürüyor. Ancak bu şaşırtıcı değil. Asıl şaşırtıcı olan 27 ülkenin İngiltere ile ticaret anlaşması imzalamak için sıraya girmesi. Bu ülkelerin çoğu Gana gibi eski İngiliz kolonisi. Ekonomistlere göre Brexit, Avrupa ve Afrika arasında koloni döneminden kalan tuhaf ticaret ilişkilerinin değişmesi için bir fırsat olabilir. Afrikalı çiftçiler yıllardır Avrupa'ya sattıkları işlenmemiş ürünleri işlendikten sonra Avrupa'ya ithal ediyor. Örneğin Ganalı kakao üreticileri Avrupa'daki gümrük sistemi yüzünden ticaret zincirini kırıp çikolata üretemiyor. Bu sorun İngiltere'nin tarım kotalarındaki çarpık durumu düzeltmesiyle kısmen çözülebilir. İngiltere 1973'ten beri Avrupa Birliği'nden bağımsız hiçbir ticaret anlaşması imzalamadı. İngiliz hükümeti diğer ülkelerin gösterdiği ekonomik ilgiden bir an önce yararlanmak ve olumsuz beklentileri gidererek Brexit'i ekonomik bir kazanıma dönüştürmek istiyor. Eda Dikmen, Amerika'nın Sesi, Washington.